Merhaba ve Age of Engineering'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölüm gerekli Ice Two adetlerinin geri kalanını yapacağız. Zaten en zor açık ara farklı metal formardı. Meserator ve diğeri hızlıca bitecektir. Ondan sonra Steel elde edeceğiz ki diğer çağa geçmek için de Steel şart. O yüzden ona bakacağız. Ve Meserator'ın da yapımı değişti tabii ki. Ee, block Cutting Blade gerekiyor Ice Bunun içinde de 8 tane elmas lazım. Bizde var. Bunların 8 tanesini buraya yerleştiriyoruz. Bu bize Block Cutting Blade veriyor. Ve şimdi tek ihtiyacım olan şey Flint ve Taş. Eğer bulabilirsek. Bir tane Flint burada var. Geri kalan burada var. Biraz da Taş aldık mı. İşlem tamam. Ve artık Meserator'ımız hazır. Tamam. Ha. Meserator'ımız da var artık. Yani madenleri ikiye de katlayabiliyoruz eğer canımız isterse. Ve buraya birazcık daha yakıt gerekiyor. Tamamdır. Şimdi sıradaki adımımız ne? Sıradaki adımımız bir tane de extractor yapmak. Extractor da bizim genel olarak rubber'ı daha kolay elde etmemizi sağlayacak. Onun için sadece machine casing ve elektronik circuit gerekecek. Oldukça kolay. Hemen halledip geliyorum. Pekala bütün malzemeler hazır. Elektronik circuit daha sonra 8 tane iron plate ile machine casing. Bunların ikisini üst üste koyuyoruz. Kenarlarına 4 tane 3 tap koyuyoruz ve extractor da hazır çok daha kolay yerinden. Böylelikle genel olarak e, en çok ihtiyacımız olan dördünü halletmiş olduk. Kompresör direkt yapması zorunluydu. Çok bir seçeneğimiz yoktu. Metaformer bütün kablo ve düz e, plate yapımında her şeyi çok daha düze yapmamızı sağlıyor. Meserator madenleri ikiye katlayacak ve Extractor da sadece yakışıklı. Ve stick resimleri daha iyi elden geçiriyor. Stick resim dışında pek bir şeye kullanacağımızı sanmıyorum şu anda açıkçası. Ama yine de Stick Resin zaten genel olarak rubber acayip kullanılan bir şey. O yüzden sıkıntı yok. Sıradaki şeyimiz ne? Sıradaki şeyimiz Blast Furnace yapmak. Çünkü bir sonraki seviye için bize Steel gerekiyor ve şart. Yani Basic Machine Casing, Heat Conductor ve Iron Item Casing gerekiyor. Kısacası tonlarca Iron Plate. Iron Plate. Bunun olmasını bekleyeceğim. Blast Furnace'ı şimdi yapıyorum. Zaten hani ben bunu şu an kanaldaki diğer seride de kullandım Blast Furnace'ı bayağı. Onu izlediyseniz biliyorsunuz ne olduğunu ama yine de e, göstereyim genel olarak. Şimdi heater da yapmamız gerekecek aynı eskisi gibi. Fakat öncelikle kendimize bir Blast Furnace yapacağız. Bir tane machine casing, gayet kolay. Onun dışında bir de heat conductor. Rubber'ımız eksik ama şuradan alabiliriz. Ve tek ihtiyacımız olan şey item casing, o da zaten var. Böylelikle Blast Furnace'ımız hazır fakat bunun için bir sıkışmış hava, iki ısı gerekiyor ve şimdi ısı halledeceğiz. Yani Heater, Heater'ın çalışması için içine bir tane de Coil gerekiyor zaten. Yani bayağı bir Copper gerekecek bana şu an. İleride ben onları yok edeceğim. <laughs> Pekala, Heater için malzemeler toplandı. E, yaptım, re Electronic Circuit ve Heat Conductor, birazcık da Item Casing ve... Heater'da, e, Blast furnace'ımız da şu anda tam anlamıyla hazır. Onun dışında bir tane de Coil gerekiyor. Çünkü, Coil'sız direkt e, ısınmıyor Elektrik içinde Coil bulunması gerekiyor. Ve ne yazık ki onu yapacak demir kalmamış. Onu da halledeceğiz fakat onun dışında bize bir şey daha gerekiyor ve o da bir e, Universal Fluid Cell galiba. Fluid Cell yazarsak çıkar. Bunun içine hava dolduracağız ve sıkışmış havaya ihtiyacı var. Şey yaparken, steel yaparken aletin, onun içine iletmek için kullanacağız onları. Yani Onları da hallediyorum ve bunu kurmaya başlıyoruz. Pekala, heater'ı buraya kurduk. Daha sonra önüne de blast furnace'ımızı koyduk. İçeride demir var, blast furnace ısıtmaya başladı. İçine bir de fluid sellerimizi yerleştiriyoruz. Bu fluid seller direkt hava olarak buraya geliyor. Bu fluid nasıl için hava doldurduk? Direkt kompresörün içine attık. Kompresörden geçince havayla doluyor içi. Ve 6 gerekiyordu herhalde. 6 tane falan. İşi kolaylaştırmak adına zaten ben 6 tane sel yapacağım. Yani hep böyle uğraşmayacağız. Ama şimdilik uğraşmamız gerekiyor. Bir de ısıması da zaman alıyor tabii biraz. Evet geri geldik. Bayağıdır bekliyoruz. Ve sonunda dördüncü e, steel'ımızı aldık. Ayrıca ilginç bir bilgi daha öğrendik. Hani normalde bu alet yapmanın en hızlı veya en iyi yolu değil. Oldukça e, uğraştırıcı ve genel olarak kötü bir yolu biliyorsunuz steel'ı. Daha iyi yapmamızın yolu var. Ve hep imkansız olmayacakmış o. Fakat yapmak için slag gerekiyor. Slag ile blast brick'ler yapıyoruz. Ve blast brick'leri kullanarak blast furnace yapıyoruz. Onunla steel elde edebiliyoruz. Ama tek sorunu bunlardan çok fazla gerekiyor olması. Tam 56 tane. Yani ne yaparsak yapalım 56 tane demiri bu hızda bu alette yapmak zorundayız. Ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ne yazık ki. Ama şimdi 4 tane steel aldığımıza göre calculator yapabiliriz. Bu bir dahaki çağa geçmemiz için kesin gerekiyormuş ve hani ne işe yarıyor? Kullanım alanına en ufak fikrim yok. Ama yine de yapıp diğer çağa geçeceğiz. Öncelikle Steel Mechanical Component yapıyoruz. Daha sonra 4 tane button ve cobblestone gerekiyor. Ve onları da şöyle yerleştiriyoruz. Calculator Assembly. daha sonra Calculator Screen. Button ve cobblestone diyor zaten her şey hazır. Tamam. Böylelikle Calculator'da yaptık ve ikinci çağa geçmiş olduk. Not enough enerji diyor çalıştırmaya çalışınca <laughs> Pekala. Ee, artık üçüncü çağa geçti. Az ikinci çağa geçtik. Calculation age. Burada ne yapacağız? Burada RF üretmeye başlayacağız. Yani diğer enerji türü. Ne kadar thermal expansion olmasa da. Seçeneklerimiz nelermiş? Başlangıç için Hand Crack Generator yapabiliyormuşuz. Calculator kullanarak. Ee, ve sağ tıkla enerji üretiyormuşuz. Clockwork Engine yapabilirmişiz Forester'den. Yine sağ tıklayarak enerji üretiyoruz. Veya Survival Generator yapabilirmişiz. Extra Utilities'den. Ee, survival Generator çok daha az enerji üretiyor. Ama önünde durup sağ tıklamanız gerekmiyor. Kısacası. Ve... Enerji depolamak için tek yapabileceğimiz şey, Calculator kullanarak yapılan Power Cube'muş. Zaten iki kişi için de Calculator yapacaktık, benim için ve Hasan için. O zaman birisiyle Hand e, crank, crank Generator, diğeriyle Power Cube yapacağız galiba. Mertcan boşa gitmiyor. Şey olmuyor ve... Öyle mi? Hı? o Tool'un o şey calculator. Ha. Bir haber bir fikrim yoktu benim. Ee, ha. Peki. İlginç. U'ya basınca ki. gözükmüyor da. Onun içinde U'ya açıp onunla yapıyor olman lazım. Sağa tıklayıp açınca oluyor olmalı. Şey gibi Bilal, var ya, ha. trade aleti. Daha peşi, enerjisi bu. yok bunun. Enerji üretmek için de bundan üretilen bir şeye ihtiyacımız var o zaman. Yok Dur. ondan yapılmıyor ya. Heh, power heh. cube. Ha, power cube bu kullanarak yapılmıyormuş zaten evet. tamam. Modern ne diyor? Compressed coal bol istiyor, şey. redstone istiyor ve cobblestone istiyor. Yapabiliriz bunu. Şey, modun adı da calculator. Ondan kafan karışmıştır. Ve kömür şey yapıyorum ben. Ha, tamam. Peki, ee, Cold dust'lardan ve flint'lerden coal bol yapıyoruz kendimize ve power cube için bunlardan iki tane gerekiyor. Daha sonra bunları kompresöre atınca işimiz bitiyor. Ve şuradaki havada bitmek üzeredir, hatta bitmiş. Şuraya geri hava dolduralım. Güzel. Tamam. Fazla mı yapmışım şeyi ben kömürü? İki tane yaparız o zaman küp. Yok, direkt aldım ben fazla şeyleri. İçine şey koydum, gold koydum şu anda. Şimdi e, enerji üretme seçeneklerimize baktık. Öncelikle birinci seçeneğimiz zaten hepsini bize sıralamış şu anda yapabileceklerimize adam. Handcraft. Bu 18 RF üretiyor. En çok enerji üreten arkadaş bu. Ama şimdi şöyle bir şey var. E, bunda devamlı başında durmanız gerekiyor. Hiç aralıksız. Siz bıraktığınız anda enerji üretmeyi de bırakıyor ve yapımı 4 tane steel istiyor. Ki steel'ı ne hızda yaptığımızı biliyorsunuz. Onun dışında Clockwork Engine var. Bu da ona benzer bir şekilde çalışıyor ama siz sağ tıklayıp bıraktıktan sonra da bir süre çalışmaya devam ediyor bu. Diğeri gibi anında durmuyor. Ondan dolayı ondan biraz daha az enerji üretiyor. Genel olarak. Bunu yapması altın istiyor. Steel istemiyor. Onun dışında survivalist generator var. Bunda hiç başınızda durmanıza gerek yok. Sadece kömür koyuyorsunuz oluyor. Fakat bu da steel istiyor. Şu anda biz çok steel kullanmak istemediğimizden dolayı direkt e, clockwork yapmaya karar verdik. Clockwork içinde 4 tane altın gerekecek. Copper gear gerekecek ve copper gear içinde de steel gerekiyormuş Hasan. No. Nasıl ya? <laughs> Niye bakmadık ona? Değiştirmiştir adam. Birinde steel isteyip diğerlerinde istememesi olmaz. Ha, nice. o zaman hani yine de bunu yapalım. En iyisi bu gibi hala o yüzden dedim. Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum ki. Survivalist mi yapacağız? Handcrank şu diğeri. O da direkt anında duruyor olması gücüm o yani. Neyse tam yine clockwork yapalım. Niye Dur, copper gear steel istiyor ya? No. Bakayım başka yerde. Metal press yaparsak direkt e, steel istemeden yapabiliyormuşuz copper gear'e. Anlaşılan. Çok bir alternatifimiz var gibi hissetmiyorum. 5 ile 15 RF arasında diyor. Ne kadar şey yapıldığına bağlı. İşte en hızlı halinde e, 15, diğerinde 5. O hand crank hep 18 veriyor işte. Ama word mi bilmiyorum. İskinde sonra hemen girip şeyle bakayım ne kadar aktif kalıyor diye. Yo gerek yok ya. Onu yapalım. Zaten çok çok fazla bir fark yok. Bir okuyayım ben bir daha bunu. Başka ne diyor? Ee... Ha. Power kübü yapıp içine enerjiyi de doldurduktan sonra hesap makinemizi şarj edeceğiz. Onu şarj edince direkt şey yapacağız. Ee, Pete Fired Engine yapabilecekmişiz. Ve onunla Pete Ha dur o zaman pit yapıyorum ben. Ne yapacağız? Yani. evet, pog earth yapıp bog earth yapıp onu suyun yanına koyacağız. Ve ayrıca coal generator da yapabilecekmişiz actual additions'tan o şeye calculator enerji verince. Yani şu an amacımız sadece bu calculator'ı şarj etmek bu. E, çağdışı aletleri kullanarak. Evet. Yapıyorum bol Tamam. O zaman ben bir e, power cube yapayım ben de. Power cube için sadece birazcık kabulstan da var. Compressed coal bollar buraya. Ondan önce bir redstone blok yanına bunlar ve kabulstan. Bu bize power cube'u verdi. Bu arkadaş bizim calculator'ı şarj edecek ve calculator şarj olunca ne oluyor? Bize bir sürü şey alabilmemizi sağlıyor. Mesela ne? Bizim ilgimizi çeken şey buradan hangisi? Şu anda bulamadım ama ilgimizi çeken şeyler var burada. Kısacası bir şeyler almamızı sağlayacak işte. Gayet e, basit bir mantık. Tamam. Enriched Gold almamızı sağlıyormuş. Ee, reinforced Iron Ingot. Brokoli Seed yapabiliyoruz. Pumpkin Seed'den normal. Scarecrow. Lantern. Falan filan. Güzel. Dört tane steel oldu sonunda. Hani bu bölümün o kadar büyük kısmı sırf şu aleti beklemekle geçti ki. evet her neyse. Daha çok bekleyeceğiz zaten bu aleti görünüşe göre. Her şey steel istiyor şu an. Şimdi şunu bir yapalım. Ben neredeyse her malzemeyi hazırladım zaten. Yani çok fazla bir şey kalmadı. Bir tane steel mechanical component yapıyoruz. Ondan sonra copper gear yapıyoruz. Daha sonra da geri kalan malzemeler bende hazır. Tamam. Ve böylelikle clockwork engine, power cube ve calculator'ımız var. Şu anda bunları nereye koydum çok fark etmiyor. Hani nasıl olsa sonradan değiştireceğiz. Şimdilik şuraya koydum. Buraya clockwork engine'i koydum. Ve bunun içinde görüyoruz. Buraya calculator'ımı koyabiliyorum. Buna sağ tıkladığım zaman yavaş yavaş şarj ediyorum. Sonuna Kırmızı kadar çıkarınca... Kırmızı olunca devam etme. Kırmızı evet. olunca devam etme. Bu enerji üretmeye başlıyor. Ve bunun içi doluyor. Bu da bizim calculator'ı dolduracak. Bu ne kadar enerji depolayabiliyor hiçbir fikrim yok açıkçası. <laughs> calculator ve bu power cube bir enerji deposu olarak düşünmeyin. Direkt etrafındaki kablolara ve makinelere enerji veremiyor. Sadece bizim hesap makinesi için. Binden sonra daha fazla birikmiyor gibi bunda. Yani artık hesap makinesini kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi. İstediğimiz işlemde. Peki bununla ne yapacağız? bir sürü farklı şey yapılıyor. Ama bizim için asıl önemli olan şey şu anda ilk amacımız kanola press olacaktır. Neden? Kanola press sayesinde direkt şey yapabiliyoruz. Ee, kanola seedlerden enerji elde edebiliyoruz. Ki bir yolla enerji elde etmemiz şart şu anda bizim. Çarkolu normal fırınlarda elde edemiyoruz. Sadece kokovunda elde edebiliyoruz ki kokovun acayip yavaş, inanılmaz yavaş. Ve IC2'ye direkt kalıcı olarak enerji sağlayamıyoruz o yüzden. Direkt sağlayamıyoruz. Ki kalıcı olarak çalışması lazım Blast Furnace'ın. Düzgün stil üretmek istiyorsak. Zorunlu direkt bunu durmadan çalıştırmamız. O yüzden onu yapacağız. Bunu yapması da bir sürü farklı şey istiyor. Fakat her şeyden önemlisi Enol kristal o da Atomic Reconstructor. Atomic da 4 tane Enriched Gold, 4 tane Reinforced Iron ingot ve Iron Casing istiyor. Enriched Gold direkt hesap makinesiyle Gold ve Red Stone'u yanına koyuyorsunuz oluyor. Onun dışında bir şey var mı? Reinforced Iron direkt Iron ve e, Reinforced Stone'u yanına koyunca oluyor. Reinforced Stone'da Cobblestone ve Odun. Hepsi gayet kolay. Bunları geçersek iron casing için advanced machine case blok gerekiyor ya da casing gerekiyor. Yani evet yapımı biraz uğraştıracak bize onun. Yanlış şeyi gösterdim bir an. Age hey on istiyormuş onu yapması. Heh. Keşke tıklayabilsem düzgün. Ah, tamam. Black Quartz ve Iron Ingot geri kalanı gayet kolay. Ve bu da yine Steel, Steel Plate, Advanced Alloy ve Carbon Plate. Yani şu anda yapabiliyoruz teknik olarak fakat 4 tane daha Steel bekleyeceğiz ki aynı zamanda 4 tane Steel daha Hasan'a gerekiyor diğer çağ geçebilmesi için. Üretince geçiliyor çünkü. Yani burada bölümü bitireceğim o zaman. Buraya hemen Pete için yer hazırladık ayrıca şimdiden. Burada da Bogart'lardan Pete olacak enerji için yine. Bu da RF enerjisi için. IC2 enerjisi için Kanola, RF için Pete ile devam edeceğiz gibi görünüyor şu anda. Tamam. O zaman e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize ve bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz ve birazcık stil olmuş şekilde geleceğim bir dahaki bölüme. Tamam. Orada görüşürüz ve bay bay.